bir feryat ki, bir imdat tufanı. Unutmam televizyonlarda seyrettiğimiz o anı. İnsanlar hani, hastalar hani, ceninler hani, insanlık böyle bir zulüm görmüş müydü yani? Bir zulüm, bir kasvet sıradan renkler değil. Karalar dahi karalar giyindi o gün. Ağlayan maşeri vicdan, ağlayan Filistin. Zebunlar seyre dalmış, neşeliydi Filistin. Tüm batı dünyası irade-i maslahatta göğe ateş kes için çabalar içindeler. Bir taraftan taş, diğer taraftan toplarla, hatta Kudüs'ün rahimi İsmet'ini çiğnediler. Evet, üç dinin yücesi mukaddesi Kudüs. Ağlama duvar, Natavist, Beytül Makdis, lakin beni İsrail'in tarihteki hıncı, Yahudilerin insanlığı taşımayan inancı. Adım kader, adım kader, adım hükmünü işliyor gibi. Filistin kırmızı bir gül gibi bu nakışta. Akıtılan kanlar bir seylap oluşmakta. Seylabın önünde bir kütük gibi Yahudi. Olsun, istemem o gün bir intikam duygusu. Duymak istemem yalvaran bir Yahudi sesi gibi. Olsun, Yusuf'un kardeşlerine olan hissi. Çünkü İslam en güzel din ve en iyisi. Ben her zaman gözyaşları içinde seyrettim ve de başımı sakladım. Aren lekumlardan ciğerim dağlandı. Ya Ebi, ya Ümmilerden geçmedi bir an olsun şaşkınlığım, hayretim. Bunun bir rövanşı mutlak olmalı derim. Rövanşı olsun, olmalı diyorum bunun. Habibi Edib'in Mekke'ye girdiği gibi, Ömerül Faruk'un Kudüs'e girdiği gibi. İstemem, istemem o gün ağlama ve inilti sesi. Yavrusuna sarılmış bir Yahudi annesi, etrafı alemde duyulsun, duyulsun aksi sedası. Bunun mutlak, mutlak bir rövanşı olmalı derim. Thank you.